Sevgili izleyiciler merhaba. Ben Canan Parla. İslam Tarihi ve Medeniyeti 2 dersinin eğitim kurumları başlıklı 9. ünitesinin içeriğine göz atacağımız bu çalışmaya hoş geldiniz. Bu ünitede Hz. Peygamber dönemindeki eğitim ve öğretim anlayışının, kütapların, camilerin, mescitlerin ve sarayların eğitimin gelişmesindeki fonksiyonlarının, Kütüphanelerin ve sahafların İslam kültürünün gelişmesindeki öneminin, Beytül Hikme'nin İslam kültür ve medeniyetinin gelişimine katkısının tanımlanması amaçlanmıştır. Hz. Muhammed'e inen ilk ayette okumanın emredilmiş olması, Müslümanlar için Ayrıca Kur'an'da pek çok ayette bu emrin tekrarlanması Müslümanlar için eğitim ve öğretimi vazgeçilmez kılmıştır. Hz. Peygamber döneminde küttab, mescit ve bazı şahıs evlerinde gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerine Hz. Ömer döneminden itibaren camiler içerisinde bu işe ayrılmış mekanlar ayrıca çarşı ve pazarlarda eklenmiş. Başta sadece İslami ilimler ve yazı konusunda eğitim verilirken Emevi ve Abbasi dönemlerinde değişik dallarda da eğitim verilmeye başlamıştır. İslamiyet öncesi dönemden itibaren okuma ve yazma eğitimin verildiği bir çeşit Sibyan Mektebi niteliği taşıyan kurumlara küttab denilmekteydi. İslamiyet'ten sonra da küttaplarda çocuklara ağırlıklı olarak Kur'an'a esas alan bir eğitim verilerek okuma ve yazma öğretilmiştir. Müslümanlar hicretten sonra Medine'de dinin gereklerini öğrenme ve ibadetlerini yerine getirme konusunda her bakımdan büyük kolaylıklara kavuştular. Eğitim ve öğretim faaliyetlerini daha rahat sürdürdüler. Hazreti Peygamber'in gündelik hayatını ve faaliyetlerini sürdürdüğü Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin ibadette ayrılan bölümü dışında bir bölümü Hazreti Peygamber'in ailesine, diğer bir bölümü de eğitim ve öğretim faaliyetlerine ayrıldı. Mescid-i Nebevi'nin Sufe adı verilen eğitim ve öğretim faaliyetleri için ayrılan kısmında okuma yazma, Kur'an ilimleri, akayet ve kıraat gibi konular öğretilirdi. Sufe daha sonraki dönemlerde İslam dünyasındaki ilk yüksek öğretim kurumu olarak kabul edilmiştir. Kütaplarda eğitim gören çocukların bir sonraki eğitim merkezi mescit ve camilerdi. Cami ve mescitler İslam kültürünün topluma aktarılmasında ve eğitim, öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde Mescidi Nebevi'den itibaren önemli roller üstlendiler. Emeviler çok sayıda muallim yani öğretmeni ders vermeler için Medine'deki Mescid-i, Nebevi gör, Mescidi Nebevi'de görevlendirdi. Ayrıca yeni fethedilen yer ve şehirlerde mescit ve camiler inşa edilerek eğitim ve öğretim faaliyetleri sürdürüldü. Halife Velid bin Abdülmelik, başkent Şam'da inşa ettirdiği Emevi Camii'nde çok sayıda bilim adamını e, ders vermek için görevlendirdi. Müderrisler için yeterli maaş ve yiyecek tahsis edildi. Ayrıca caminin batı tarafında Magripli talebelerin toplanıp ders yaptıkları bir maliki zaviyesi yer almaktaydı. Abbasi devrinde başkent Bağdat, İslam dünyasının en önemli ilim ve kültür merkezlerinden birisi haline geldi. Buradaki El Mansur Camii'nde dönemin önde gelen ilim adamları dersler verdiler. Tolunoğlu Ahmet'in Fustat'ta inşa ettirdiği önemli bir eğitim merkezi olan Tolunoğlu Camii'nde tefsir, hadis, dört mezhebin fıkı ve kıraatın yanında tıp ve astronomi gibi dersler de verildi. 970'de inşa edilen Mısır'daki Eleser Camii döneminin önde gelen ilim merkezlerinden biri oldu. İslam dünyasının ilk üniversitelerinden birisi olarak kabul edilen bu camiden başka altı büyük cami ve çok sayıda mescitte eğitim verildi. Hz. Peygamber döneminde mescit ve camilerde daha ziyade İslamiyet'in temel kaideleri, Kur'an, yazı yazma ve namaz vakitlerinin hesaplanması gibi konular için basit matematik öğretilmekteydi. Hicri ilk asırdan itibaren Arapça fıkıh hadis ve kelam eğitimi de verilmeye başlandı. Emevi devrinde müfredata dini ilimlerin yanında şiir, edebiyat ve İslam öncesi dönemde Arapların özellikle mücadele ve savaşlarının anlatıldığı dersler de eklendi. Abbasi devrinde tercüme faaliyetlerinin bir kısmı camilerde yapıldı mescit ve camilerde eğitim bir hocanın çevresinde oluşan ders halkalarında verildi. İsteyen herkesin katılabildiği mescit halkalarında genellikle imam tarafından İslam akaidi hakkında yüzeysel bilgiler verilirken mescitlere göre daha sistemli ve profesyonel eğitim verildiği cami halkalarında fıkıh, Hadis, kelam, felsefe, matematik, tıp ve kimya gibi dersler işlendi. İslamiyet'in ilk devirlerinden itibaren Hazreti Peygamber'in evinin yanı sıra Erken bil Ebi Erkam'ın Darül Erkam adıyla bilinen eviyle bazı şahıs evleri eğitim amaçlı olarak kullanıldılar. Dinin eğitim esasları bu evlerde öğretildi. Evlerden bazıları bir nevi ilkokul vazifesi görürken bazılarında ilmi toplantılar düzenlendi ve bilimsel konular tartışıldı. Bu gelenek Abbasi döneminde de devam etti. Me Mecalisül Edep adı verilen ilmi toplantılarda fıkhi ve edebi konular tartışıldı. Önceki dönemlerin aksine Halk ile aralarına ciddi mesafe koyan Emevi halifeleri çocuklarını küttap veya mescitlere göndermek yerine özel hocalar vasıtasıyla saraylarda eğitmeyi tercih ettiler. Diğer yandan Emevi saraylarında bizzat halifenin huzurunda ilmi ve fikri tartışma toplantıları yapıldı. Bu toplantılar için saraylarda özel mekanlar kuruldu. İlk Emevi halifesi Muaviye tarafından başlatılan bu gelenek Abbasi halifeleri, devlet başkanları ve önde gelen siyaset alamları tarafından da sürdürüldü. Abbasi devrinde saraylarda düzenlenen ilim meclislerinin sayısında büyük artış oldu. Özellikle Harun Reşit'in düzenlediği meclislerde alem şair edip fakih ve sanatkarlar arasında yapılan ilmi müzakere, münazaralar çok ünlendi. Harun Reşid'in iyi bir alim olan oğlu Memun ise sarayındaki sohbet meclislerine arkadaşlarının devlet ve devlet adamlarının yanı sıra dönemin hemen her bölgesinden gelen farklı inançlara mensup alim ve şairleri de topladı. İlmi münazara geleneği diğer Müslüman devletlerde de benimsendi oğulları saraylarıyla İhşitlerin Emir ve Vezir saraylarında bu tür toplantılar düzenlendi ve dersler verildi. Fatimi saraylarında bizzat Beytül Hikme Üstatları ilmi toplantılar düzenlediler. Gazneli hükümdarı Sultan Mahmut bu tarz toplantılara çok önem verdi ve devrinin ünlü edebiyatçı ve alimlerini sarayında topladı. Tarihçi El Ütbi, El ve İran'ın milli şairi, şair olarak kabul edilen Firdevsi, Sultan Mahmut'un sarayındaki toplantılara katılan alimlerden sadece bazılarıdır. İslam coğrafyasının sınırları genişleyince Helen, İran, Hint ve diğer kültürlerle temas kuruldu. Bu kültürlerin bilimsel faaliyetler bakımından son derece ileri olan eğitim kurumları kullanılmaya başlandı. Bu dönemde sadece yukarı Mezopotamya'da 50 civarında medrese bulunmaktaydı. Temasa geçilen bu kültürlerin yazı dilleri arasında Yunanca, Pehlevice, Nebatice ve Sanskritçe bulunuyordu. Ele geçirilen bu merkezler değişik kültürleri tanımak isteyen halifelerin oldukça ilgisini çekince söz konusu kültürlere ait eserlerin tercümesine başlandı. 830'da Abbasi halifesi Memun Bağdat'ta Bilgi ve Hikmet Evi anlamına gelen Beytül Hikme'yi kurdu. Asıl faaliyetini tercüme alanında yürüten, dönemin en önemli eğitim kurumu olan Beytül Hikme ...yüksek eğitim konusunda... ...çok ünlendi. Darül İlim olarak da... ...bilinen Darül Hikme... ...Fatime Halifesi... ...Hakim Bi Emrillah tarafından... ...Şii İsmail'i... ...düşünceyi yaymak için... Iyi. Yani propagandacı yetiştirmek ve böylelikle Abbasi halifeliğine karşı hilafeti temsilde hak ve yetkinin kendilerinde olduğunu ispatlamak amacıyla 1404'te Kahire'de kuruldu. Halife Darül Hitme'nin gelişmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı ve pek çok arazinin gelirini bu kuruma vakfetti. Darül Hikme'nin dini ilimlerin eğitiminin yanı sıra dil, edebiyat, mantık, felsefe, tıp, kimya, matematik ve astronomi gibi dersleri de e, verilen eğitim düzeyi e, her zaman ileri seviyedeydi. Darül Hikme'den optiğin kurucusu sayılan İbnül Heysem gibi alanlarda dünyanın en iyi arasında yer alan çok sayıda alim yetişmiştir. Emevi döneminden itibaren camilerin belli bir bölümünde kütüphane oluşmuş. Abbasi döneminde bu kütüphanelere ilaveten şahıs kütüphaneleri de kurulmuştur. Abbasi devrinde Bağdat, Şam, Kahire gibi büyük şehirlerde İslam dünyasının ilk sahafları ortaya çıktı. Bu bir taraftan ticaret, diğer yandan eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü bu kitapçı dükkanları zamanla diğer belde ve şehirlere de yayılarak hızla çoğaldılar. Tolun oğulları ve Eşitler zamanında Mısır'da gelip giden ilim meraklılarının toplandığı muazzam bir kitapçılar çarşısı oluştu. Sözlü geleneğin taşınması ve bilgi aktarımında önemli işlevleri bulunan çarşı ve pazarlar, Hulafi-i Raşid'in Emevi ve Abbasi devirlerinde ticaret ve kültür merkezi olarak faaliyet gösterdiler. Araplar, İslam öncesi devirden itibaren beden gücü ve kuvveti bakımından sağlıklı bir şekilde büyütü, büyümeleri için çocuklarını özellikle çöle gönderirlerdi. Çöl aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in de dili olan Kureyş lehçesinin en iyi şekilde konuşulduğu yerdi. İslamiyet'in ilk yüzyılında Arapçayı en iyi şekilde kullanan şair, fakih ve müfessirler dil eğitimini çölde aldılar. Çöller sözlü kültürün en saf haliyle muhafaza edildiği, en heyecanlı şekilde anlatılıp yaşatıldığı mekanlardı. Arapların Eyyamül Arap adı verilen kahramanlıklarla donatılmış tarihlerini dinleyebilecekleri yerler de yine çöllerdi. Suriye çölü Emevi halifelerin çocukları için adeta bir okul vazifesi gördü. Fasih yani açık ve düzgün Arapça öğrenmek amacıyla çöllere gidenler arasında Emevi halifesi 1. Yezid ile Abbasi halifesi Mutasım ve İmam Şafii de bulunmaktaydı. Böylece, böylelikle bu dersi de özetlemiş oluyoruz. Bir sonraki video çalışmasında buluşmak üzere. Hoşçakalın.